Teşekkürler. Hep birlikte tam yolileri diyeceğiz. Sizlerle bir arada olmak elbette çok mutluluk verici. Bu coğrafyanın en güzel noktalarından birisi Terkos ve civarı. Onun için Terkos'u çok önemsiyoruz. Terkos denince aklımıza İstanbul'un en büyük su kaynağı gelir. Ve bunu korumak hepimizin sorumluluğu. Hepimizin sorumluluğu. Yıllarca bu şehrin su ihtiyacını karşılamış burası. Ve hani çocukluğumuzdan beri aslında İstanbul'da su denince akla Terkos gelir. Yani sanki suyun adı Terkos gibi, musluktan akan suyun adı Terkos gibi bilinir. Dolayısıyla az önce genel müdürümüz de ifade etti. Neredeyse 150 yıllık geçmişi olan muazzam bir alan. Tabii bugün teknolojik gelişmeler yeni arıtma tesisleri, yeni pompalama tesislerini bize sunmuş. Dolayısıyla geçmişten bugüne gelen eserler de aslında o günün teknolojisi artık bize bir müze gibi kalmış ve orayı arkadaşlarım çok güzel bir şekilde derlemiş, toparlamış. İnşallah o dönemde ilk kez kullanılan, bu tesiste kullanılan teknolojileri şimdi bir müze olarak sizlere sunuyor olacağız. Çok ilginç bir tabii merkez, çok özenli bir merkez. Dünyanın en önemli teknolojileri düşünülerek, taşınılarak buraya davet edilmiş ve burada hayata geçmiş. Dolayısıyla biz burayı önemsiyoruz. Burada tarihi bir mirasa sahip çıkıyoruz. Bu tarihi mirasa sahip çıkarken onu sizlerle buluşturuyoruz. Burada yaşayan insanlar, buranın bugünkü hemşerileri diyecekler ki biz burada ne kadar asil bir geçmişe sahibiz. Doğasına, suyuna, havasına, yeşiline, ağacına, her şeyine sahip çıkacak. Çünkü onlar olmasa biz yaşayamayız. Aslında bizim kültürümüzde de bu çok önemli. Su çok önemli aslında. Buna Divan-ı Lügat-ı Türk'te rastlarsınız, Kudat Kubilik'te rastlarsınız. Geçmişte devlet tamamen aslında kültürümüzde şehirleri ya bir gölün kenarına ya bir nehrin kenarına koymuş. Çünkü su olmadan yaşam olmaz. O bakımdan bugün ilk bölümlerini ziyarete açacağımız çok değerli bir su medeniyetleri müzesi olacak. 22 Mart'ta hemen hemen tamamını tamamlayacaklar ve burada çok esaslı suyu size anlatan bir müzeyi de sağlamış olacağız. 70 bin metrekarelik alanda kültür alanı, çok güzel bir bel turu. Eminim İstanbul'un birçok yeri, bu tam aslında ben Arnavutköy Çatalca bölgesine hitap etmesini arzu ediyorum ama ben eminim ki bu alanı Tekin Aras Başkanım'la birlikte çok güzel buluşmalara, çok değerli kültürel buluşmalara, çok değerli sanatsal buluşmalara açacağız. Tabii burada 5 tane tarihi yapının bakım ve onarımını yaptık ve yapımızın hizmete sunulmasıyla beraber çok büyük ilgi görecek. Özellikle yeme içme alanımız ve buradaki çok kıymetli kültür alanımız sen adamsın adam. Adam. Hadi bakalım. Çocuklarımıza bayılıyorum, şu ön sıradaki çocuklarımıza. Onların büyük kalpleri var ya, beni ısıtıyor. Kızlarımız burada, oğullarımız burada. Delikanlılar. Evet, seni görmez miyim? Bir tanesin sen. Evet, seni de gördüm. Hepinizi gördüm. Seni de gördüm aslanım, görmez miyim? Vallahi çocukları çağırsak bura işgal edilir şu anda. Şimdi birazdan Kubat gelecek. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Ramazan ayında ben hep derim ki ya Rabbi bizi hep güzelliklerle buluştur.
bizi güzel insanlarımızın sağlıklı, mutlu, huzurlu olduğu günlerde bir araya getir. Yüzümüz hep güleç olsun. Birbirimize selam verelim. Birbirimize hoşgörümüz, birbirimize hoşgörümüz bol, ön yargımız hiç olmasın. Birbirimizi sevelim, sayalım, saygı duyalım, iyiliği için mücadele edelim. Bu memleketin her insanı bizim insanımız. Allah bu memleketin her insanını iftiradan, yalandan, gıybetten korusun. Öyle değil mi? Onun için ben diyorum, Yaradan güzel gönlü, iyi olan insanların duasını kabul eden, bizim milletimiz öyle bir millet. Bu güzel millet şu anda İstanbul'da, Arnavutköy'de bir arada yaşıyor. Daha mutlu olacak. Çok güzel işler başaracağız. Size hak ettiğiniz ortamları oluşturacağız. Siz buralarda huzurlu olacaksınız. Bizim inancımızın, bizim dinimizin bize bahşettiği güzel günlerde, güzel aylarda, Ramazan ayında da bir arada olacağız. Milli bayramlarımızda da bir arada olacağız. Bu güzel vatan, bizim cennet vatanımız. Bir karış toprağına sıkıntı gelemez, getirmeyiz. Bir vatandaşımızı bile dışarıda bırakmayız, bırakamayız. Hepsi bizim, bu vatanın her parçası bizim. Bakınız sevgili hanımefendiler, beyefendiler, cumhuriyet nedir biliyor musunuz? Cumhuriyet her vatandaşı eşitler. Şu gördüğünüz İstanbul'a belediye başkanı seçtiğiniz kardeşiniz, hemşerinizin hakkıyla, hukukuyla tekin arasın, hakkı hukuku eşittir. Sizlerin herhangi birisiyle benim hakkım hukukum eşittir. Hiç kimse bir milim fazla, bir milim az değildir. Onun için biz eşitlik hukuku içerisinde insanlarımızın hakkını, hukukunu koruyan bir düzeni şehirlerimizde var edeceğiz. Güzel, liyakatli insanları yönetici seçeceğiz. Ahlaklı ve erdemli bir dönemi İstanbul'un her yerinde harekete geçireceğiz. Göreceksiniz. Ne kazanacak? Sevgi kazanacak, sevgi. Ne kazanacak? Arnavutköy'de Tekin Aras kazanacak. Ona göre hemşerilerimizden destek istiyoruz. Burada tabii Çatalca'da hemen yanı başındayız. Çatalca'da da televizyon programı yetişemedi. Erhan güzel kardeşimi unutmayın. O da güzel bir kardeşimiz. İki genç arkadaşımız Tekin Aras ve Erhan Güzel iki ilçede gençliğiyle, enerjisiyle, iyi niyetiyle, kalbiyle, çalışkanlığıyla iki ilçeyi omuz omuza İstanbul'un en yaşanılır ilçesi haline getirecek. Bu kardeşiniz de onlara abilik yapacak. Birlikte ortak akılla çok başarılı olacağız. Size söz veriyoruz. Evet sevgili dostlar, sevgili dostlar, ben bu güzel ortamın var olmasındaki değerli çalışmalarından dolayı genel müdürümüze teşekkür ediyorum. Şafak Bey, Suat Bey ve diğer arkadaşlarımızın özenli çalışmaları bize bugünü kazandırdı. Elbette bu süreçte hep birlikte üretmeye devam edeceğiz. Biz gündüzlere açılışlarımızı, temellerimizi sığdıramadığımız için gece de zamanınızı alıyoruz, kusurumuza bakmayın. Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu mübarek günde bu müzemizde hem geçmişimizi hatırlayıp hem de geleceğe umutla bakacağımız günlerde birlikte olmak dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Ramazan ayımız mübarek olsun. Allah'a ısmarladık. Başkan. 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 Başk
Vallahi her yere yetişmeye çalışıyorum.